Selamlar. Bilmeyenler için ben Gamze. Bilenler için de tekrardan merhabalar. Bugün Genç Impact'te bir tier list hazırlayacağız ve birbirimizin boğazına yapışacağız. Bunun da farkındayım çünkü farklı düşünceler olabiliyor. Tier liste şey olacak. Sürekli böyle konuşulan bir şey var ya işte. Çin'i temsil ettiğinden dolayı genel olarak Liyue karakterlerini daha fazla güçlü yapıyorlar vesaire gibisinden. Bu gerçekten doğru mu? Böyle tier liste koyacağım karakterleri. Sonra da kırık olanları sayacağım. Bakalım gerçekten de öyle miymiş? Başlayalım. Başlamadan önce ay hadi YouTuber hatırlatması yapayım. Ben Genshin Impact ile alakalı içerikler üretiyorum. İlginizi çekerse bakabilirsiniz kanalıma. Abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de likelarsınız. Bu arada ben bunu kameramdan çekiyorum. Senkron sıkıntısı olacak ağzımla. Ama baktım yani en büyük yayıncı da olsanız eğer ki webcam kullanıyorsanız o senkron sıkıntısı yaşanıyormuş zaten. O yüzden saldım artık. Ayrı kamerayla çekmiyorum. Böyle yapıştırıyorum. Neyse başlayalım. Evet ben bu arada 3.5 bulamadım. 3.4 karakterlerinin olduğu bir tier listeyim şu an. Ben neden tier list diyemiyorum ya? Neyse. O yüzden sonradan çıkan Deya ve Mika'yı sonradan ekleriz. Öncelikle şundan da başlayayım. S, A, B, C, D, E, F yaptım. Belki fazla slot vardır olabilir ama yok SSS falan bunlara girmedim. Sonuçta SS'dir. SSS nedir burada? Devil May Cry oynamıyoruz. O sebepten dolayı en yüksek slotumuz S. C, Y koyduğum karakterler ortalama oynanabilir işini düzgün yapan karakterler demek. Bu demek değil ki bu karakterler kötü. Yani burada sevdiğiniz insanlar olursa triggerlanmayın. Şey yapıyorum, uyarıyorum önden şimdiden böyle kendimi korumaya alıyorum gibi oldu. Ama yani C ortalama gayet oynanabilir karakter demektir. Onun üstü de daha çok işe yarayan falan derken S 40 olanlar F, I, D, E de artık hayırlısı karakterleri. Başlayalım. Albedo ile başlıyoruz. Albedo işini gayet yapan bir karakter. Her takıma koyamazsınız. Ama element reaksiyonunuzu bozabileceğinden dolayı ama çok isterseniz de koyarsınız. O sebepten dolayı Albedo C'ye gidecek arkadaşlar. Ya Eloy üzerine söyleyecek çok fazla bir şeyim bile yok. Üzgünüm Eloy'cum ama sen bir F tier'sın. Amber'a gelecek olursak arkadaşlar Amber de hala F tier. Bazı takımlara koyabilirsiniz. Eline Elegy verirsiniz. İşte Hutao yok ayarsınız falan. O şekilde onu birazcık daha kullanılabilir hale getirebilseniz bile bu Amber'ın F tier olmadığı anlamına gelmiyor ne yazık ki. O sebepten dolayı Amber'ı yine F'e koymak durumundayım. Devam edelim Ayaka ile beraber. Hala oyundaki en güçlü DPS karakterlerden her ne kadar freeze metası birazcık böyle sallantıda olsa da Ayaka'nın tekrardan çok çok daha fazla parıldadığı günler de gelecek ve freeze metası çok iyi olmasa da bu onun çok güçlü bir karakter olduğunu değiştirmiyor. Barbara. Yani şimdi aslında Barbara'yı bir tık daha aşağıya koyabilirdim. Fakat oyuna Dendro doğa elementinin de eklenmesiyle beraber Barbara'yı başka alternatifimiz yoksa daha fazla kullanmak isteyebileceğimiz bir hale de getirebildik. Dendro takımlarına, ay çok ağzıma alıştı, doğa elementi takımlarına da koyuyoruz falan Barbara'yı. Bloom takımlarında on field bile kullanabileceğimiz bir duruma geldiğinden dolayı Barbara'yı D'ye koyacağım. Hala ortalama bir karakter olmadı ama daha yükseğe çıktı bir tık. Beido bence girebildiği takımlar düşünülünce hem de Kit'i düşünülünce mis gibi bir karakter. En büyük sıkıntısı enerji sıkıntısı olabilir. Onu da bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz koyduğumuz takımlara göre zaten. Dendro ile yaptığımız biberlere vurup vurmaması da aslında bir yandan bizim için artı bir şey de olabilir koyduğumuz takıma göre. Eksi bir şey de olabilir. Orası size kalmış. Ama Beido'yu ben B'ye alıyorum. Bennett S. Yani yapacak bir şey yok. Dendro geldi, o geldi, bu gitti. Binlerce Abyss geçti. Ama hala oyunda bir takım kurarken core karakter yani temel karakterimiz gibi bir şey çoğu takımda. S yani başka bir yere koymak düşünülemez bile. Chongyun'a gelecek olursak da Chongyun çok niş bir karakter. Yani hani girebildiği takım, yaptığı şey, takıma kattığı değer vesaire ne yazık ki çok belli alanlarda çalışabilen bir karakter ama kesinlikle F değil. O sebepten dolayı Chongyun'u E'ye alıyorum. Diluc gayet hala iş gören her ne kadar daha iyileri olsa da ve Abyss'ten Abyss'e birazcık zorlansa da hala ortalama bir karakter. Yapacak bir şey yok. İşini yapıyor mu? Yapıyor.
takımıyla beraber. Diana her zaman çok iyi bir kalkan oldu. Her zaman çok iyi bir healer da oldu. Aynı zamanda da Dendro'nun oyuna eklenmesiyle beraber takıma sağladığı element ustalığı bonusu ile beraber Constellation'a göre, takım yıldızına göre hala iş gören bir karakter. Mis gibi bir karakter. Çoğu Freeze takımının en güzel desteği. İşini çok güzel bir şekilde yaptığı için C'ye alıyorum Diana'yı da. Yula'ya geldik. Bu varlığı unutulmuş karakter. Bazı insanlar Yula'nın çok kırık olduğunu söylüyor ama hayır. Yula çok normal bir karakter. Yula'nın en büyük sıkıntısı fiziksel olması ve burst'üne, element patlamasına çok bağlı bir karakter olması. Fiziksel bir karakter olmasından da ötürü onu normal ortalama bir karaktere koyacağım. Tabii ki kötü bir karakter değil ama böyle kırık, süper, hebe hübe bir karakter de değil. Zaten fiziksel yani. Ne kadar iyi olabilir? Yenfei'ye gelecek olursak, bu arada 4 yıldız karakterleri belirli constellation'larına göre düşünüyoruz doğal olarak. Yani direkt constellation 0 haliyle düşünmüyoruz. Ortalama bir karakter constellation 4'ü takıma kalkan sağlıyor, 6'sı düzgün bir DPS haline getirebiliyor falan. Ortalama bir karakter iş görüyor, iş yapabiliyor takımına göre. O yüzden C'ye koyduk. Fischl her zaman çok iyi bir karakterdi. Fakat Dendro ile beraber Fischl'ın değeri çok daha iyi arttı. Şiddetlenme takımlarında özelliklerinin tetiklenmesi açısından, o sebepten dolayı A'ya gidiyor Fischl. Nazar değmesin. Ganyu her ne kadar çok fazla oynanırlığı açısından çok fazla insan tarafından tercih edilmese de, hem support hem de çok iyi bir hem melt hem freeze DPS yapabildiğimizden dolayı ve hala çok güçlü vurduğundan dolayı da S'e gidiyor. Goro çok kısıtlı bir takım olabilir ama bu takımlarda yapması gereken işi yapıyor. Takımını çok güzel destekliyor. O sebepten dolayı ortalama bir karakter olarak, yaptığı işi güzel yapabilen bir karakter olarak C'ye gidiyor. Huta hala oyundaki en iyi DPS karakterlerden, üstüne çok fazla konuşmamıza gerek bile yok. S'e gidiyor dümdüz. Itto her ne kadar birazcık masraflı bir DPS karakteri olsa da hem iyi vuruyor hem de yanına koyduğunuz karakterlerle çok iyi iş yapıyor. O sebepten dolayı B'ye gidiyor. Genel olarak şöyle diyebiliriz mesela, Itto'nun kitinde sıkıntılı bir şey yok. Oynanışı da hem isterseniz pataküte şey yapabilirsiniz, hem de ben şunu vurayım sonra şunu atayım, steklerimi alayım falan diye böyle düşüne düşüne de oynayabilirsiniz. O sebepten dolayı mis gibi rahat bir karakter. Kaya işini görüyor gayet. Ortalama bir karakter olarak alacağım. Kazuha S, yani çok fazla takım opsiyonu açıyor, çok fazla karakteri destekliyor, misler gibi bir karakter, üstüne konuşmuyorum bile hadi. Catching, ya bu Catching başına gelenler gerçekten kaç seneden beri oynanamayan bir karakterdi. Sonra Dendro ile beraber gayet oynanabilir, düzgün bir karakter haline geldi ve yanına koyduğunuz karakterlerle beraber çok güzel iş çıkarıyor. Yani standart banner'da şu an en düzgün karakterlerden B'ye alıyorum. Ortalamanın üstüne çıktı yani. Ay Klee bal çöreğim ya. Bu kızın başına gelenler peki, yani gittikçe sıralamada düşmesi. Yani hala işini yapıyor. Hala okey bir karakter. Okey ama hani oynaması birazcık böyle kalas olduğundan dolayı ister istemez rahatlık açısından birazcık geride kaldı ama hala işini görüyor. Ortalama bir karakter olarak alıyoruz. DPS olarak Kokomi'yi çok daha farklı bir yere koyardım ama support destek özellikleri çok güzel gerçekten de. O sebepten dolayı A'ya alıyorum dümdüz. Ay Lisa o kadar böyle şey bir karakterdi ki, elinde başka bir karakter yoksa takımına koymak isteyebileceğim bir karakterdi. Hani hala belki çoğu insan tarafından öyle düşünülüyor ama ya Dendro'nun oyuna, doğa elementinin oyuna eklenmesiyle beraber gayet yükseldi aslında ve ortalama düz bir karakter haline geldi. Ben buradan Lisa'yı tebrik etmek istiyorum. Mona İşini yapıyor, freeze takımına koyuyorsun. Su yüklemek istiyorsan destek olarak bir takıma koyuyorsun. Çok istiyorsan DPS olarak da kullanabiliyorsun. Ortalama işini gücünü yapan bir karakter C. Şimdi Ningguangçılar bana kızabilirler arkadaşlar ama bir Geo elementi, yani kaya elementi, taş elementi, doğa toprak elementi olması kaynaklı ve oynanışının yine odunsu olmasından ötürü sıkıntıları var Ningguang'ın. Çok metasal konuşuyorum tabii ki. Yani sonuçta bu listeyi çok metasal yaptığımızdan dolayı bu iki eliyle yaptığı vuruşlar arasında saniye farkı oluyor. Onunla mı vuracak, bununla mı vuracak kısmısı ne yazık ki
rastgele olduğundan dolayı ister istemez size düşüş yaratabiliyor. D'ye koyuyorum o yüzden Lingang'ı. Seveni oynar, sevmeyeni takımına daha farklı karakterler koymak ister. Noel ortalama ya. Tabii ki takım yıldızı 6 olmuş DPS bir Noel'den bahsediyoruz. Hala Abyss isterseniz Noel'le yapabiliyorsunuz. Eğer ki gerekli yatırımı yaptıysanız o sebepten dolayı Noel'i de C'ye koyacağım. Jean her ne kadar farklı alternatifleri olsa da hala iş yapabilen bir karakter olduğundan onu da yine direkt C'ye alıyorum. Çiçi'nin oyunun en başlarında "Wow, mükemmel karakter, çok güzel healliyor" falan diyerek çok iyi bir konuma konulmuş olması. Neyse ya, Çiçi'yi takımınızda başka bir alternatifiniz yoksa takımınıza almazsınız. O yüzden E'ye alıyorum. Ya en azından bir Ember değilsin Çiçim. Razor, evet, çok fazla tercih edebileceğiniz bir karakter değil belki ama belli başlı takımlarını yaptığınız zaman gerçekten de çalışıyor Abyss'te. Özellikle de doğa elementinin eklenmesiyle beraber oyuna. Çünkü Thundering Fury isimli bir gerçek var. O sebepten dolayı ortalama kısmını alıyorum Razor'ı. Ben de şaşkınım bundan dolayı. Rosalia çok güzel bir 4 yıldız karakter ve açıkçası ben dövüşmek de isterim bunu nereye koyacağımla ilgili ama ortalama bir karakter diyebileceğim. İşini çok güzel yapıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Onu direkt C'ye, ortalama karakter kısmına koyuyorum. Bu arada bu karakterler kendi içlerinde sıralama içinde değiller. Öyle bir olaya da girmeyeceğim çünkü gerek yok. Burada S kısmında hangi Liyue karakterleri var vesaire. Liyue karakterleri gerçekten güçlü mü kısmına bakıyoruz. Geç de olsa bu bilgiyi vermek istedim. Atıyorum işte Ayaka Bennett'ten daha iyi bir karakter, Bennett Ganyu'dan daha iyi bir karakter şeklinde bir sıralama yapmıyoruz burada. Sarah çok fazla takıma koymak isteyebileceğiniz bir... Konuşamadım. Çok fazla takıma koymak isteyebileceğiniz bir karakter değil ve Raiden'in çok güzel bir desteği mi? Evet. Fakat oynanışı çok kalas ve ister istemez dahil etmek istemeyebiliyorsunuz takımınıza. O sebepten dolayı D'ye koyuyorum onu. Sayıda belli takımlara isterseniz koymak isteyebileceğiniz bir karakter, çok fazla tercih etmek istemezsiniz. B'yi alıyorum. Shen'in konusunda da belki bana kızacaksınız ama Shen'in yaptığı işi yapıyor okey, fakat ortalama bir karakter, kırık bir karakter değil. Raiden üstüne çok konuşmaya gerek yok. Scrooge mükemmel bir karakter, hala iş görüyor. Viridescent Winner kullanıcısı olması, doğa elementinin oyuna eklenmesiyle beraber hala şiddetlenme takımlarında olsun, aşırı çiçeklenme takımlarında olsun hala tercih edebiliyor oluşumuz falan mis gibi. Tartaglia hala oyunun başından beri çok rahat bir şekilde oynanabilen ve çoğu insanın düşündüğünün aksine hiçbir şekilde takım yıldızlarına ihtiyacınız olmadığı bir şekilde rahatlıkla oynayabildiğiniz bir karakter. Mükemmel bir aura. Hala National takımları düşünülünce en yüksek hasar çıkaran karakter. Mis gibi bir şekilde B'ye alıyorum onu da ve öksüreceğim. Toma yalnızca belirli karakterlerle ne yazık ki oyundaki en iyi kalkanlardan oluyor. Fakat doğal olarak hem o karakterleri kullanma şeklimize göre hem de takımımızda aralıklarla ateş hasarı ya da ateş elementi yüklemek istiyor muyuz? Ateş hasar vermek istiyor muyuz? Buna göre çok tercih etmeyeceğimiz bir karakter haline gelebiliyor. Fakat oyuna filizlenme, Burgeon'ın eklenmesiyle beraber ve belirli aralıklarla da düzgün Burgeon hasarı veren bir karakter olmasından dolayı onu ortalama kısmına koyuyorum. Venti yine Abyss açısından düşünüyoruz. Zaman zaman Abyss'in en faydalı karakteri oluyor. Zaman zaman da onu orada yedek listesine alıyoruz. O yüzden A'yı alıyorum Venti'yi de. Shanling S. Yani üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. Xiao her ne kadar enerji sıkıntıları vesaireleri olsa da okey bir DPS karakteri. O yüzden böyle alıyorum. Xinchu yani... Gerçekten şu üçlü oyunun başından beri yani hiç mi değişmez? Mükemmel bir karakter Shinchu'da, yani doğa elementinin eklenmesiyle beraber Bloom takımlarında da, yani bu biber takımlarında da hala çok sağlam istenen bir karakter o sebepten dolayı. Shinyan yani F'e koyacağım, üzgünüm. F ne ya, F neyse fark etmez. Üzgünüm Shinyan, fakat yani... Herhangi bir takıma, herhangi bir sebeple konulacaksan bile o senaryolarda Ember'dan bir farkın yok. Yaya çok değerli bir hale geldi Dendro elementinin oyuna eklenmesiyle beraber. Çok güzel şiddetlenme takımlarında çok iyi tetikliyor.
Yuimiya da ortalama bir karakter olarak alıyoruz. Yunjin ise okey işini yapıyor fakat bu işi kaç tane karaktere yapabiliyor kısmısı var yine. Hani bir de yine bir enerji sıkıntısı da var. O sebepten dolayı Yunjin'i de D'ye alıyorum. Zhongde üstüne konuşmaya gerek yok. Ayato da B'ye geliyor. Doğa elementinin de oyuna eklenmesiyle beraber support özelliği de, destek özelliği de daha mutlu etmeye başladı bizlere. O sebepten dolayı B'ye geliyor. Neden iki tane Shinobu var burada ya? Aa, iki tane de Yelan var. Aa. Neyse. Bu kız gerçekten nereden nereye oyuna geldiğinde hayatta kalma tehlikesi altında bir şifacıydı. Şimdi ise aşırı çiçeklenme takımlarındaki en güzel element yükleyicimiz. O sebepten dolayı da gayet aşırı çiçeklenme de metada çok güzel bir yerde olduğundan da ötürü mis gibi bir yere çıktı. Yelan çok iyi bir karakter, çok güçlü. Doğa elementinin de eklenmesiyle beraber daha da değerlileşti. Fakat A'ya koyuyorum. Tek sebebi Shinchu gerçeğinin olması. Shinchu'dan daha kötü bir karakter de diyemeyiz Yelan için. Fakat Shinchu'nun size can verme, hasar engelleme özelliği de var. Ve ister istemez bu kitin de onu bir adım ileriye alabiliyor. O sebepten dolayı da A'ya alıyoruz Yelan'ı. Hezu'yu C'ye koyacağım. Yani takımını koyduğunuz zaman işlevini gerçekleştiriyor. Sadece sevenlerinin oynayacağı bir karakterdir. Ama işini yapıyor mudur? Yapıyor. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir karakter. Ama elimizde hiçbir şey yoksa ve bir doğa elementi istiyorsak da takımımıza yine koyabiliyor olduğumuz bir karakter. O sebepten dolayı da D'ye gidiyor. Dori de aslında aynı şekilde sıkıntıları var. Fakat başka seçeneğiniz yoksa takıma ekleyebileceğiniz bir karakter olabiliyor. O sebepten dolayı onu da D'ye koyuyorum. Tignari işini yapan düzgün bir karakter. Candace. Candace beni yoruyor ya. Çok çok niş. Hani bence bilmiyorum ama acaba Candace Cookie gibi Fontaine'le beraber değerlenecek bir karakter haline gelir mi bilmiyorum. Copium yapıyor olabilirim şu an. Bekliyorum ya. Var bir umudumuz arkadaşlar. Var bir umudumuz. Sino'yu B'ye koyacağım. Bunun sebebi ortalamanın üstünde bir karakter iyi vuruyor. Tek sıkıntısı ki evet bu aslında büyük de bir sıkıntı ama oyunda şu an için element cooldownları falan düşünülünce onunla çok uyumlu karakter yok. Ama işinizi görüyor. Buradaki karakterlerden daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz hepsi. Nelly'yi da B'ye koyacağım. Her ne kadar takımları çok konforlu olmasa da birazcık yine Ito gibi masraflı bir karakter olsa da takım kurması açısından yaptığı işi gayet güzel bir şekilde yapıyor. Layla iyi senaryo olarak düşünüyoruz bir de. Güzel mi kalkan? Güzel kalkan. Yaptığı işi yapıyor mu? Yapıyor. Kalkan gittiği gibi birazcık sıkıntılar yaşattırıyor size. Bu da doğru ama kalkanı da olduğu sürece gayet düzgün bir şekilde kullanabildiğiniz bir karakter Layla. Naida'yı da alıyoruz buraya. Üstüne konuşmaya gerek yok. En iyi dentro karakteri. Feruzen. Yaptığı işi yapıyor. Çılgın bir enerji sıkıntısı var. Artı olarak da yine Sara gibi kullanması odun. O sebepten dolayı aslında yani gayet yaptığı işi yapabilecek bir karakter olmasına rağmen D'ye almak durumundayım. Çünkü kullanımı gerçekten rahat değil. Avare de aslında güzel. Şunları şöyle yapayım da kafa karışıklığı olmasın. Avare de aslında iyi bir DPS karakterimiz ama birazcık sıkıntılarımız var. Düşmanları hedef almamız açısından, hasar yeme açısından bazı sıkıntılarımız olduğundan dolayı onu ortalama bir karakter kısmına alıyorum. Kötü bir karakter değil kesinlikle. Çok da güzel çalışan bir karakter. O sebepten dolayı yanlış anlaşılma olmasını her defasında bunu hatırlatmak durumunda hissediyorum kendimi. Al Haytham ortalamanın üzerinde bir karakter diyeceğim ona. Çok güzel element yüklüyor. Çok iyi çalıştırıyor. Ve ot ne ya? Doğa elementine ait her türlü reaksiyonu rahatlıkla yapabiliyor takımlarında. Atıyorum işte bu karakterle sadece aggravate şiddetlenmede iyisin. Bu karakterle sadece işte hyper bloom aşırı çiçeklenmede iyisin gibi bir durum yok. Her türlü doğa elementi takımında çok güzel bir şekilde çalışıyor. O sebepten dolayı onu da B'ye alıyorum. Yao Yao'yu ise A'ya alıyorum. İşini çok güzel yapıyor. Oyunda şu anki tek doğa elementli şifacımız çok da güzel canını da veriyor.
element yükleme sıkıntısı, hani çok rastgele yaptığından dolayı bu bir artı da olabiliyor, eksi de olabiliyor duruma göre. Ama on field olarak bile bazı takımlarda, biber takımlarında falan kullanabiliyorsunuz kendisini. O sebepten dolayı iyi bir karakter ya. İyi bir karakter. Deya'ya gelecek olursak onu efe koymak durumundayım. Çünkü çok sıkıntılı, çok sıkıntılı bir karakter Deya. Mika ise ya çok güzel bir fiziksel desteği olabilecekken birazcık kalas bir duruma düşmüş. O sebeple onu da E'ye almak durumundayım. Çünkü yani belli durumlarda onu koyacağınızda, takımınıza başka karakterleri koyduğunuzda aslında çok daha iyi performans gösterebiliyor fiziksel karakterleriniz. Özellikle hani Yula açısından konuşuyorum, oyundaki en iyi fiziksel karakter olduğundan dolayı. Şimdi gelelim asıl olması gereken yere. Çok mu uzun sürdü burası ya? Ben çok konuştum yine. Üf. Neyse. Şimdi sayıyoruz Liyue karakterleri. Dur not alayım. Evet, bakınca 5 tane S tier'da 5 karakterimiz var. Bir tane Mondstadt'ımız var. Zavallı. Ya bu bölge ne etti size ya? Ne etti bu bölge size? Neyse, Inazuma'dan 3 karakterimiz var. Sumeru'da da 1 tane karakterimiz var. A'ya da bakacağım. Ya S tabii ki kırık olan karakterlerimiz S, yani yapacak bir şey yok ama merak ettim. A'ya da bakacağım. 3. Wow! 3 tane Mondstadt karakterimiz var A'da. Wow! You go girls! Bir de ben şeyi merak ediyorum. Evet, bu şekilde bakınca arkadaşlar gerçekten de hani S tier olarak bakınca Liyue karakterlerimiz daha güçlü oluyor. Ben şeyi merak ediyorum. Güçsüz Liyue karakteri kaç tane var? Yani F tier'da bir tane Liyue karakterimiz var mesela. Ya da E'de İki tane Liyue karakterimiz var. Bu C'nin altındaki Liyue karakterlerini sayacağım o yüzden. Liyue değil, tüm bölgedeki karakterleri sayacağım o yüzden, bakalım. Ne yapayım ben şimdi bu matematikte? Ama şöyle bir genelleme yapabiliriz sanırım. Bir Liyue karakteri çıkacağı zaman, aa bu karakter işte Liyue karakteri olduğundan dolayı kırık olacak, güçlü olacak diyemeyiz de. Daha iyi olmasını bekleyebiliriz sanırım. Bu portreye bakacak olursak. Alın bu istatiklerle ne yapıyorsanız yapın. Neyse, durum bu arkadaşlar. Yani evet, S tier'a bakınca Liyue karakterleri kırık diyebiliyoruz. Ama şunu söylemek isterim ki Yula nerede? Yeni Mondstadt karakteri ne zaman gelecek? Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilir. Videoyu beğendiyseniz de beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Öpüldünüz. Bay bay.